diyorum. Ey kızım diyorum. Sana bir saat, yani namaz rukunlarından veyahut da fıkh dersi vermekte ötürü gelmemişim. İki tane sual vereceğim kızım diyorum. Bak diyorum kızım, sen indiye kimi oğlanın ancak şirin sözleri işittin. Oğlanın ancak tebessümlü gözleri gördüm kızım. Ancak bugünden sonra muhabbet yok, hürmet başlıyor. Birbirinize hürmet başlıyor bacım diyorum. Bak o tebessümlü gözlerin yerine kaşkabaklı gözler olabilir. O şirin sözden yerine bile acı sözler olabilir. Sen hazırsan mı? O evde diyorum gelin. Elbette biz imtihandayız. O evde daldız çetin olabilir. Kaynana çetin olabilir. Kaynata çetin olabilir. Hayat yoldaşın çetin olabilir. Ancak bir şey yerde sakla ki Allah-u Teala'nın adına koyduğu nikah, Peygamber Aleyhisselam'ın nikah, adına koyduğu nikah, o şeytan çatlasa da, patlasa da, gazabinden dişleri sıkıp kırsan da, özünden tebessümü esirgemeyeceksin diyorum kızım. Elbette her bir şeyin antonim olduğu gibi sana da imtihan olacaktır. Biz bu dünyada bacılar kardeşler, Allah-u Teala elbette Kur'an'da وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Sadakallahu al-azim. Biz Mülk suresini başında olan ayetleri kabri üstüne okumaktan ötürü değil bacılar kardeşler. Bu dünyaya yaşayan insanlara Allah-u Teala hem ölümü hem de yaşamayı size verdim diye, siz daha üstün olan emenden kim benim karşıma geleceksiniz diye bacılar kardeşler. Ondan ötürü bacılar kardeşler hem müşemen diyorum, Allah-u Teala'nın adına koyduğu nikah ne kadar çetin olsa da bizim hedefimiz o aileni korumak olacaktır. Allah-u Teala bütün aileleri korusun. İnşallah Rahman Allah'a kümüne biz umudasıyız.